Evet abi, buyurun. Uzaklaş. Kulağımız, gözümüz sende. Evet, şimdi... git nedir? Git bir tane, git... bir sürüm kontrol sistemidir. Oğlum bak, git de kesinlikle alakası yoktur. Dünyada çeşitli şeyler var. Sürüm kontrol sistemleri var. SVN olsun, Mercury olsun, Bazar olsun. Drupal'da 2010 yılına kadar SVN kullanıyordu. Fakat sonra büyük bir düzenlemeyle Git'e geçti. Ve Git çok daha kullanımı kolay bir şey, araç. Linux'da Linux şeyini Linux'da kurmak için Git Core kurabiliyoruz. Bu dağıtımdan dağıtımda değişebiliyor. Sadece Git olabiliyor, Git Core olabiliyor falan. Sema ne denir? Dağıtım kurulum profili, modül göndermek için, kodları göndermek için Git kullanılıyor. Ben bir tane kullanıcı açacağım kendime. Yeni bir kullanıcı yaratacağım. Bu benim kullandığım lakaplardan bir tanesi. Bunu... Suyu Arapça kötü demek. Sui generis Latince nevi şahsına münasırdı. Nevi şahsına münasır. İyiymiş. Sen suistimalden biliyorsun herhalde. Suistimal. Buraya gerçek bir e-post adresi vermem gerekiyor. Sadece demo anlaşı olsa da. Çünkü bana bir onay kodu gönderiyor. Bir tane kullanıcı yarattım. Bu Drupal haritasında yerimizin görünmesi için gerekli ve kaydediyoruz. Git'le herhangi bir işlem yapmadan önce bir kez yapmam gereken şeyler bunlar. Benim şu anda zaten bir Git kullanıcı adım olduğu için işlemi tekrar yapamıyorum. O yüzden yeni bir kullanıcı açtım. Git access, burası önemli. Bu kullanıcı adını sonradan, yani sui generis kullanıcı adını sonradan değiştiremiyorsunuz. O yüzden şey seçmek lazım. Dikkat seçmek lazım. Sui generis'i kullanmak istediğiniz emin misiniz? Evet, eminim. Şimdi
Yapmamız gereken şunları kopyalayıp yapıştırmak. Gitconfig bu user email e-posta adresine benim gerçek e-posta adresimi de verebilirim. 256.74 o benim kullanıcı ID'm. non.neuroreply.drupal.org'u da şey yapabilirim. Ne denir? Onu da verebilirim. Bunu gerçek şeyinde yapmadım, gerçek sunucumda yapmadım modül göndermek için. Çünkü global yaptığın zaman bütün modüller de hep aynı şeyi kullanıyor. Ben de unuturum falan, değiştirmeyi unuturum. Kartegis yerine sui generis kullanmak istemediğim için. Öyle yaptım. Şimdi bir Drupal çekelim. Şimdi burada bir proje yaratmak zorundayız. Projemiz ben ilk kullanıcı olduğum için Sandbox'ta yaratılacak. Sandbox'ta ancak birisi onaylarsa ben proje başvurusu yaparsam ve birisi onaylarsa Sandbox'tan çıkacak. Fakat ben öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü bayağı uzun sürüyor proje yönlendirmek. Bir tane modül yaratalım. Test modülü olsun. Buraya da yazalım tanımımızı. Ve kaydedelim. Her bir o da vardı bence. Yanına bir yaz geçelim. Sui generis var mı? Bu yokmuş. Şimdi version control şeyinde şunları şimdi şunları teker teker yapmak zorundayız. Ben bunları
Şimdi modülümüzün modülümüzün adı tester modül olduğu için info dosyamız, yani Drupal'ın hangi sürümüne göre yazdığımız falan filan info tester modül nokta info da olmak zorunda. Main eşittir tester modül. Description. Yedi it. Bu üç satır olmak zorunda gönderildiğimiz için. Şimdi bunu yaptığımıza göre sıra geldi kodumuzu göndermeye. Git et A diyoruz. Pardon. Önce sıfırdan bir modül oluşturduğumuz için bir tane boş repository oluşturmak zorundayız. Onun için git init diyoruz. Sonra git et A dediğim zaman bu ne denir? Dosya şey oluyor. Repo'muza ekleniyor. Şunu ben kopyalamak zorundayım çünkü elde yazmak istemiyorum ve nereye göndereceğini bilmek zorunda. O yüzden bunu şey yapıyorum, yazıyorum. Git de herhangi bir kod gönderirken yazmak zorunda olduğumuz birkaç şey var. Ne denir? Şu git remote at origin süreceğiniz falan filan burası her zaman değişir. Fakat modül ilk kez yazdığımızda bunu nereye göndereceğini anlaması için yapmak zorundayız. Şu git etta, git commit ve burada commit mesajımız, bu initial commit olmak zorunda değil. Onları yazmak zorundayız. Şimdi herhangi bir git reposu yaratıldığı zaman bunun varsayılan dalı master'dır. Biz bunun adını değiştirebiliriz. Fakat şimdi ben değiştirmeyeceğim. Git push origin master dediğimizde kodumuz başarılı. Şimdi ben bunu normalde şey yapabilirim. SSH anahtarımı Drupal.org'a ekleyebilirim. O yüzden o zaman şifre sormaz. Şimdi sorduğu için eklemediğim için daha doğrusu. Bakın bir dakika önce bir commit göndermiş. Initial commit. New file. Log. Benim yazdığım kodlar aynen görünüyor. Şimdi yani kısaca bu. Şimdi ben şeyi anlatayım. Şöyle göstereyim. Merhaba. Merhaba. Geç
çıkarmışım. Bu ne merhaba. Kusura bakma. Halil abi merhaba. Herkesin öncesi de bir selam ver. Ne haber? İyi de. Sonunda. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Cümleden şöyle böyle yanayım bir şeyleri bilmiyorum. Ne yapıyorum ben? İyidir, geç kaldım, biraz panik oldu. Ne yapıyorum? Nasılsınız, iyi miyiz? Sen bir fotoğraf mı yapıyorsun? Benim şeyim, benim TCM'nin, TCM benim modülü. Sen baksan çıkarıldığı için URL'yi şey olarak değiştirdim. Ne denir? Group Work Project TCM Bekip olarak değiştirdim. Bir de ben master kullanmıyorum. Master kullanıp da bir proje başvurusu yaptığın zaman zaten master'dan çıkarsan iyi olur diyorlar. Yani master kullan diyorlar çünkü Drupal'da master kullanmıyor hiç zaman. Drupal'ın 6x, 7x, 8x gibi dalları var. Olay şey olarak bu, ne denir? Olay temeli olarak bu. Sizin özellikle öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Yani şeyler olur. Şimdi patch yaratma kısmı var. Yani işte birçok kişinin de merak ettiği. Yani kod ekleme güzel. Bir de maintainer hikayesi konusuna biraz konuşalım. Mesela Erdem TR kuruluma bir şeyler eklemiş. Bir patch ile ilgili bir şeyler yazmış, sormuş falan. Evet. Yani o patchler gerçekten nasıl böyle birinin eklediği patch verir onaylanıp mı sisteme entegre oluyor? Hı. Yoksa kendiliğinden eğer eklenen patch kendi dahili bir onay test modülü tarafından test ediliyor, başarılıysa otomatik mi geçiyor? Nasıl oluyor? Sistem birden fazla maintainer nasıl ekliyor? Mesela aynı TL kurulumu işte üçümüz, dördümüz birden maintainer olabiliyor muyuz? Olabiliyoruz. Şimdi sen soruyordu çünkü hala maintainer gözükmüyoruz. Senin maintainer erişimin var şeye, TL kuruluma, fakat görünmüyorsun. Niye çünkü mi? Herhangi bir şey commit etmedin. İlk commit'ten sonra. İlk commit'ten sonra görünmüyor. Yani ben sana o yetkiyi verdim. Şimdi yani birkaç kişi olsa orada iyi olacak. Herkesin zamanı olmuyor, ne bileyim, yoğun oluyorsun, ekleyemiyorsun. Hani 2-3 kişi olsa kişiyse daha fazla katılım olur gibi geliyor bana. Şimdi o kendi şeyimden, kendi kullanıcımdan şey yapayım. Genel git mi konuşuyoruz, tecrübeme üstüne? Git genel yerde. Git kurulum, herhangi bir geçici bir modülü ya da git kurulumunu anlattık ama zaten oradan geçiş yap. Şifremiz tespit edilmiştir. Yok ya. Ben şey görüyorum, bu son karakter sayısı için kaç karakter oldu değil mi? Sesi kaydetmezsin de öğrenebilirsin. O en eski metodlardan bir klavye sesini kaydediyorlar kulaktan. 85 senesinde İngiliz istihbaratı yapıyor. Klavyelerin hepsinin ayrı sesi var sonuçta. Kullanılan harflerin istatistiksel oranı da belli. Tuş geçiş sırasındaki harcadığın zaman falan da fark ediyor. Bir tuştan bir tuşa. Çok fazla örnekleme gerek yok. Yani bir kere bir şeyden anlamamız çok zor. Tempest deniyor aslında genel bir şey. Offline atakların. Bir de şey diyor. Kalın nakizi falan. Ya askerdeyken şey çalışıyorlardı. Kalenin arkasından hareket takip ederek kameradan tekste çeviren bir kripto şeysi çalışıyorlardı. Yani adam yazarken kalemin arkasını takip ediyor, gidiyor, analizi yapıyor. Oradan direkt tekst olarak şeyi değiştiriyordu. Alper. Baksana şey,
yetkisi vermişim ben. Evet. Ya ben de öyle biliyorum ama şey özellikle şahane yani şey yani kuşlardan falan kaçmak. Yazıyor formasyon. Herhangi bir şey komünite etmeden görünmüyoruz. Yürelikler var. İnfrared. Onu yürelik koyarsın arkasından işte. Yani işin içinde şeyin gerekir mi buna? Bir kamera parıl alıyor. Ben direkt şeyi düşündüm. Direkt bir şeyler yapabilirsin kalem diye. Kalemi sıkılmayı bekledim. Erdem senin kullanıcı adın neydi? Kullanıcı adın Erdem Kose. De, hani çok da Erdem de var. Erdem Kose. Yani ben peç oluşturup şey açıp da idare edebilirim. Yani. Şimdi şey oluşturmak şöyle. Yama oluşturmak şöyle. Şuradan anlatayım. Şey, çeviri işlerinde mi siz saygılıyorsunuz? Türkçe. Yani buradaki herkes çeviri yapıyor. Farkındayım. Sadece bir ama el alışkanlığı için şey, yama oluşturmak şöyle. Mesela Erdem'in gönderdiği bir şey vardı orada, yama gibi bir şey vardı. Bir örnek uygulamaya hakim diye. Ona bir bakalım mesela o kodaya eklenebiliyor mu? Tamam. Ben dün mevzu gün mü gelmeden okudum onu da. Yani ana kodu TR kurulumun içine gömmeyelim. Ana kodu TR kurulumun paketlediği her seferinde orijinal gerçek dolaşıklıktan çeksin alsın gibi bir şeyin yanlış anlamı. Yani bu dağılımları öyle yapmışlar. Drupal'ın sitesindeki dağılımları. Siz sadece dağılım infosu, daha doğrusu make dosyası yapıyorsunuz. Evet. O kendisi Drupal'ı böyle ek modülleri ekleyip hazırlıyor. Ama hiç modülü... Modülleri de ekliyor. Hatta bir patch varsa Drupal.org'da barındırılan o patch'i uygulayabiliyor da gibi şeyler vardı. Evet. Hani ona geçirelim diye ben bir iş açmıştım. Ondan bahsediyorum. Şimdi sen önce şey yapabilmek için... Yani ben zaten bir şekilde yapmıyorum. Ben patch oluşturuyorum. Yani git konuşurken patch'le konuşursun diye söyledim. Anladım. Bu... şunu... Şu komutla çektiğiniz zaman en son kodu, repolardaki en son kodu olmuş oluyorsun. Yani dev sürümü ya da kararlı sürümü oluşturmanız önce en son sürümü olmuş oluyorsun. Ve şuradan yapayım. Kendisi bayağı çok ya. Modül değil ya. Bu TR kurulum diye paket kurulusu vardı ya. Aldığı bir Drupal var. Localization, online localization aktarıyor. Her şey içinde var.
zaten biraz tecrübemeyi alıyoruz. 2 megabayt ne yazdın abi diye. Analiz ve raporlar yapıyormuş. Aylık, yıllık. O şey 6 milyon satır. Yok borsası. Kurumda bütün datasını satıyor. Sen mi söyledin geçen de bilmem kaç yılından beri olan bir veri tabanını aktarmak ne evet, kadar sürer? Bir cevap buldun mu? Nedir? Çok kısa sürer. Yani evet, sen soru olarak yani fikriniz var mı anlamında mı sormanın? Ama evet. Ben gerçekten cevabını merak ettiğim için soruyorsun zannettim. Yani şey, yani siz ne dersiniz? Çünkü kaç dakika dakikadır. Sevcan'a bir eklemeler yapıyorum da. Oluşturmak çok kolay. O mesela dependencies local yerine şu E harfini yok edin. Ondan sonra bu şeye ne denir? Text diye bir şey oluşturuyorsunuz. Yani git diff ile yamayı kendisi oluşturuyor. Yani git diff ile isterseniz 10 tane, isterseniz 1 tane dosyayı yamalama yapabiliyorsunuz. Yamasını alabiliyorsunuz. Bunun yönü de şöyle. Bu şu eksi dependencies local kaldırılan satır artı dependencies local eklenen satır. İşte bu da böyle. Mesela Erdem şey yaptı. Erdem iş sırasında yani TV kurulumun iş kurulunda bana bir tane bir yama şey yaptı. Yama gönderdi. Niye biliyorum ki mesela bu arada patch.txt'yi göndermek istediğiniz dizinin dışında bir yere almanız iyi olur. Çünkü yoksa şey yapıyor. Yeni bir dosya yükleniyor. Git A dediğin orada zaman pakete dosya yüklenmiş muamelesi yapıyor değil mi? Evet. Minfal 5.txt. Ama siz o dosyayı teker teker bir saniye. Sadece bunun yama olarak şey yapabiliyorsunuz. Ne denir? Yani şu anda bu git statüste gönderiliyor.
yani gösteriliyor ama bunu kale almayacak, sadece TRK kurulunun nokta info'yu gönderecek. Eğer siz tekrar git et -a derseniz 5.txt de yeni dosya olarak kaydedecek. Ben mesela şey dedim, git commit me foo var dedim. Author ile Erdem Köse'yi, Erdem Köse'ye kredi verebiliyorum. Ama şunu tam olarak kopyalamam gerekiyor. Yani bir tek Erdem Köse bile kabul etmiyor. Yani çünkü git kullanacağı da Erdem Köse olan birçok kişi olabilir. Hepsini nokta yaptım. Ha doğru şu. Bu ne oldu? Yok. Oldu abi. Bu sefer oldu. Yok. Ben ekstra All committers de göstermez çünkü ben şey yapmıyorum. Zaten yeri geçti. Tamam biliyorum zaten orada problem var. Pinko ile ilgili problem var zaten. O yüzden sen de. Tamam. O kısmı önemli olan kısmı değil zaten. Şeyi anladık yani. Peki anladık sanırım. Yani yani o işte senin gönderdiğin patch'i ben senin adına ya da başkasının adıyla commit edebiliyorum. Ondan sonra mesela o şeyi ne denir? O commit'i geri almak istedi. Yanlış bir commit oldu.
GitLog dediğim zaman benim en son gönderdiğim git revert şu commit kodunu buraya kopyalayıp kaydedebiliyorum. Böyle çok yoğun kullanmıyordu. Efendim? Durup alttan çok yoğun kullanmıyordu. Yani bilgisayar da öyle. Çok az uğraşıyorum da. Bu yani normal kullanıcı için çok işe yarayacak bir şey değil mi bu? Yok. Arada ben mesela belli bir yerde hata çıkıyor. Ufak bir patch buluyorum. Onu girip kendim uyguluyorum yani. Yine karşılaştırıyorsun konusunda. Genelde kullandığım programlar. Yok. Gözle. FTP'den çekip CTRL'de F'de buluyorum satırı. Değiştiriyorum, upload ediyorum, devam ediyorum yani. Ben de benzer şekilde yapıyorum. İşte birkaç ay önce nihayet SSH üzerinden yapabildiğimi fark ettim. Patch komutuyla yapabildim. Yani modülün aynı klasörü ise oraya gidip, oraya işte bir yetle alıp dosyayı oradaki patch'le ilgili. Sonra patch deyip dosyalarını verdiği zaman direkt orada kendisi otomatik patch diyor zaten. Yani çünkü böyle kıyaslama programları Windows üzerinde çözüp yapabilen şeyleri ararken kullanım program kalmadı ve yapamadım. En sonunda ben de genişle modern yöntemle yapmadım. Ben bildiğin şekilde yapıyorum ama gayet de rahat yapıyorum. Evet, ya yani çok basitmiş bir yer. Hayır, hayır, senin bildiğin gibi yani. Windows üzerinde patch'le yapmıyorum böyle bağlantıyla falan içine girdiğim yok. Yani ben Beyond Compare diye bir program kullanıyorum. Acayip bir şey. Yani benim öyle falan 3-5 tane programım var zaten. Bir tanesi Search and Replace diye bir program var. Beyond Compare bu konuda en iyilerinden biri. Yani satır satır işte farklılaşmış yerleri tablolarına, boşluklarına varıncaya kadar karşılaştırıyor. İki dosyayı daha önceden PTT sisteme attığı modül dosyası ya da info dosyası hangi dosyaysa onunla istediğim bir text dosyasına kaydedip ikisini bir karşılaştırıyorum. Değişmesi gereken yer çıtır çıtır gösteriyor. O zaman zaten sağdan sola kopyala diye tuşları var. Sağdaki değişen satırı sola alıver diyor. Tut tut yapıyorsun. Ondan sonra hemen yaptığınız değişikliği FTP'ye atmak istiyor musunuz? Diğer faiz ilgilerini falan işte bir yerde editliyorsan zaten çıkar çıkmaz otomatik dosyayla tüm işi bitiyor. Yani bu çok fazla uğraştıran bir şey değil. Ben yani şeyden dolayı soruyorum da mesela daha MES işlerde bu çok mu kolay ulaştırıyor olayı? Hayır. Yani bunun yapmaya çalıştığı şey, Muzaffer'in şurada anlattığı şey, kendi modül ya da projelerimizi yapıp durup halde yayınlamaktı. Yani zaten yayınlanmış bir şeyi alıp kullanmakla ilgili bir şey değil. Yani sizin ilk sorduğunuz şey herhalde o. Yani var olan bir şeyi alıp kullanmakla ilgili insanlara hitap eden bir şey değil şu andaki. Yani biz böyle bir şeyleri geliştireceğiz, oraya koyacağız. Ondan sonra insanlar olacaklar, onu kullanacak. Şu andaki yapılan Git'le gönderilmeye çalışılan şey, yaptığınız şeyi yok yükleyerek. Yani bu parokta başkalarının indirmesi için bir şey yok. Komut satırından patch uygulanması, pardon ben. Komut satırından patch uygulanması, hani SSH'da girip çok daha şey aslında pratik. Ben de Beyond and Compare kullanıyorum. Mesela, ben SSH hiç kullanmadığım için onu yapmıyorum. Yani neredeyse hiç böyle bir bağlantı yok. O, mesela o patch komutuyla 20 tane dosyaya yama uygulanmış olsa bile evet.
20 tanesi de tek bir komut değiştirilebilir. Çünkü bir tane onaylanmış peşler oldu. Üzerinde söylüyorsun. Evet. 4 ayrı dosyada ama mesela bazen onaylanmış bir peş değil. Bir elemanın biri yapmış, yayınlamış. Diyor ki ben böyle böyle yaptığımda olayı çözdüm diyor. Onaydan geçmiş bir peş değil. Yani öyle bir erişim hakkınız yok. Öyle bir şey yok. Yol ne yapıyorsunuz? Adam sizde yazmış. Nasıl alacaksın o dosyayı? Dosya değil. Yani bir peç gibi gözükmüyor. Sörçer bir peç yapardım. İşte sayfanın içine demiş ki şurada evet, şunu tamam. Değiştirdim, ha, evet. Bunu ekledim, bunu yaptım, işte şu satır alım bununla değiştirdim, edebiyat yapmış. Ben de öyle bazen yazıyorum bir şeyler. İşte şurayla şurayı değiştirdiğiniz zaman bu iş çözülüyor falan gibi şeyler yazıyorum. Onların bir patch yapılma şansı yok. Yani ancak orijinal üretici patch haline dönüştürürse, ki benim yaptığım, yazdığım bir şey vardı, ona patch oluşturmuştu Muzaffer. Yani o patch hali budur falan demiştik. Evet. Onun gibi şeyler olursa ancak işe yarayacak. Yoksa yani manuel yöntem... Çünkü bir de şey olursa, adamın işi başından aşkın, o satır nereden bulacağım falan filan değil. İki satır aramaktansa bir tek kemale işe yarayabiliyorum yani. Patchler onaylanma süreci nedir? Bazı patchler yeşil onaylandı, bazıları kırmızı daha... Şimdi sen bir... Sen yapıcısı değil mi? Mainframer. Halen temin yapmıyorduk. Bu da değil. Otomatik robotsun. Hayır, onaydan geçme robot da ana kodun içine gömme işini kim izin veriyor? Mainframer izin vermezse sen istediğin kadar onaydan patch geçirin. Adam istemiyorum böyle bir kod diyebilir. Şöyle, ama issue'ların şeyleri var, statüsleri yani, var. Siz issue'ya bir şey yazdığınızda, ikine de bir patch koyduğunuzda statüsünü değiştiriyorsunuz. Tam ismini ben hatırlamıyorum. Needswork gibi bir işte statüse çeviriyorsunuz. Orada Drupal.org'un robotu o statüsteki patch'i olanları test sunucusuna gönderiyor. Patch'i orada testlerden geçiriyor. Testleri geçerse yeşil, geçmezse kırmızı. Ama orijinal koda yapıştırılmış anlamına gelmiyor. Yok, o değil. Yani onaylanıyor. Sadece maintainer'ın üzerinden bir yük almak. Maintainer kendisi bunu test etmekle uğraşmasın bu kodu. Testten geçemeyen kodla da hiç uğraşmasın. Peki bu bir test yüklensin şeysi nedir? Neyi test ediyor? Sadece Drupal'in kendi konvansiyonlarına uygun olup olmadığına mı bakıyor yoksa? Drupal.org'un simple test bir şey vardı. Bir simple test bunları. Binlerce galiba farklı şeyi test ediyor durumu. İşte kullanıcı oluşturuyor, içerik ekliyor, içerik düzenliyor falan. Hep bir arka planda yapıyor. Ve beklenen sonucu alıyor mu sizin değişiklikten sonra da? Aynı sonucu alabiliyor mu ona bakıyor. Hani o ama testlerden sonra sorun görmüyorsun. Maintainer'ı illa bu kodu alacaksın, burayı yapıştıracaksın, baskısını almıyor. Yani, adam tabii ki. Eklemek zorunda değil. Ondan 3.0'ını da çıkarır, 4.0'ını da çıkarır ama hala sizin peşinizi koymayabilir. Şöyle bir şey var, ben özellikle Field Collection'da çeviri olayıyla ilgili, daha doğrusu Entity Translation'la ilgili bir sorun vardı. Field Collection koyduğunuz bir şeydi, içerik türünde çeviri yaptığınız zaman içeriği, Field Collection'ı çeviremiyordunuz. O detaylarda test yapılamıyor tabii yani. Yani şimdi bunun testine mesela şey geliyor. Tamam, testten de geçiyor. Ama bir grup diyor ki benim için bu çözüm üretti. Ama diğer şey için benim için çözüm üretemedi diyor. Şey yapamadı diye. Her modül geliştiricisi kendi testlerini de koysa robot onları da test ediyor sanırım. Modülün kendi test durumları varsa onlar da test ediliyor ama birçok kişi test koyamıyor yani. Mesela şeyde en sonunda 20-30 tane yorum olduktan sonra en son birisi o statüsü çeviriyor Review Done Tested By The Community diye. Eğer kullanıcı tek aman maintainer gene isterse tabi bu kodu commit ettim ya da bir sonraki sürümü komite edecek falan diye teşekkürler falan diyor. Yani yeşillik şeyden yani statüsü değiştiriyorsunuz robot yapabiliyor test ediyor süreçler. Ama falan. Şey yani ileriki çözüm üreten bir şey değil evet. Testten geçti ama yani çünkü şey var yeşil, yani bir tanesi diyor ki bende patch 24 bende çalıştı öbür diyor ki ama bende çalışmadı diyor mesela. Evet. Birisi tekrar 2-3 tane daha patch koyuyor falan böyle. Bir tanesi bendeki işte 83 falan çalışıyor. Bayağı da şey bir konuydu o Field Collection'daki çeviri olayı. Şeyin kalitesine bağlı yani çok önemli. Yani test durumlarının ne kadar detaylı durumları tespit etmediği ile alakalı. Drupal'ın testleri
çekirdek grubunun davranışlarıyla ilgili. Bir de sanırım o şey kod standartlarına uygunla test ediyor. Ona da bakıyorum. İşte, mesela MySQL üzerinde çalışıyorum, PostgreSQL'de çalışıyorum falan gibi testleri de var. Şeyin üzerinde eşitlerin kenarlarında boşluk var mı, şu evet. Var mı, bu var mı falan diye. Durum kalite kontrolü yapan bir devil'ın bir şeyi var. Koder modülü var. Dekoder sınıfır var. Test.drupal.org muydu? Oradan kısaca girip bakabilir. Şu an mıydı? Şu an. Orada hangi testlerin olduğu, sırada bekleyen testler falan görünüyor. Yani zevkli bir site yani. Mesela inceliyor biliyorsun yani. Şu anda ne test edilmiş? Evet. İlk başlarda direkt yarama sürüp bana böyle direkt şey. Bir daha test et bakayım falan testler tutuyorum. Neyse. Ben TCBM modülü için otomatik testi açmıştım. Direkt olarak gönderiyor. Bu da testi görüntüleyebiliyorsun. Ya da kaç tane test yapıldı? Aslında çok da 16 test. Kendi tamam test diyoruz. Ben 0 gördüm de. 0 geçti diyor. Test count. 16 defa test yapıldı sanırım. İçine modülün test durumu eklenmemiş sanırım. Modülün içinde henüz bir test case olmadığı için robot zaten bir test uygulamadan geçmiş sanırım. Bu test etmiş. Çünkü 0 passes diyor ve yeşil yani. Şu an. Ha, 0. 0 passes diyor. Şey yapabilirim, ana sayfadan bir başka örneğe bakabiliriz. İşi bittiyse kapatalım. Onu bir şey var. Şunu